Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle farklı bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar sarı ipimle başlıyorum hemen. Şöyle sıkılama zincirimi çektim ve çok sıkmadan gevşek bir şekilde zincirlerimi çekmeye başladım. Bakın çok sıkmıyorum kesinlikle. Evet şöyle ben sadece model anlatımı yaptığım için küçük bir parça üzerinden göstereceğim. O yüzden belli bir sayım ölçüm yok. Farklı bir model de yapacağız. Siz nerede uygulamak istiyorsanız sayı ve ölçülerinizi kendiniz belirlemeniz gerekecek. Evet bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli olacak. Şimdi şöyle 1 2 3 zincir çektim. Tuttuğum yere battım ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrardan bir yanındakine batıyorum. Modelimizin sayı katları yok arkadaşlar ne kadar uzunlukta yapmak isterseniz o kadar zincir çekin trabzan yapın o şekilde yani belli bir sayısı yok yan yana püsküller yapacağız çünkü aralık vermeden Evet bu şekilde trabzanlarımı yapıp başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde sırasının sonuna kadar geldim. Ee, şimdi şöyle bir zincir çekip çeviriyorum ve hemen bakın dibine batıyorum. Şu dibindeki e, trabzanın tepesine batıyorum ve parmağımı koyuyorum. Parmağımı koyduktan sonra bu şekilde çekeceğim ve sık iğne yapacağım. Parmağımın içinden ipimi çıkaracağım şimdi. Şöyle çıkardım devam ediyorum. Bir yanındakine batıyorum. Şöyle parmağımı koydum ve sık iğnemi yaptım. Parmağımın içinden çektim. Bakın ikinci püskülümü oluşturdum şöyle. Devam ediyorum. Bir yanındakine batıyorum. Parmağımı koyuyorum. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Bakın şöyle Biraz daha şöyle ortasına doğru parmağımın Şuraya battım, çekiyorum ve kapatıyorum. Şurayı düzelteceğim. Bunu parmağımdan çıkarıyorum. Devam ediyorum. Bakın battım, parmağımı koydum, çıkarıyorum, kapatıyorum, parmağımdan çekiyorum. Şöyle çevireceğim ve sizlere nasıl bir görüntü aldığını göstereceğim şöyle modelimizin. Bakın bu şekilde püsküller oluşacak yan yana. Devam ediyorum. Bir iki tane daha gösterip üst sıraya geçeceğim. Bakın buraya battım. Parmağımı koydum. Şöyle ipimi alıyorum. Gevşek bir şekilde burayı çıkarıp burayı sıkıştırıyorum. Parmağımdan çıkarıyorum. Tekrardan bir yanındakine battım. Şöyle çok sıkmadan burayı parmağımdan kolay çıksın diye. Ve sonrasında parmağımdan çekip burayı sıkıştırıyorum. Evet, tekrardan şöyle görüntümüzü gösterelim. Bakın, bu şekilde bir görüntümüz olacak. Şimdi ben hepsini aynı işlemi yaparak bu başa kadar geleyim arkadaşlar. Sonraki sırayı göstermek için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramı tamamladım. Aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ip geçişi yapacağız. Renk geçişi. Şöyle ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle ve buraya batarak bir tane trabzan yaptım. Bir yanındakine batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şöyle burası takıldı. Hemen düzeltiyorum. Evet burayı tekrarlayalım. İkinci sık iğne, e, ikili trabzanımı yaptım. Şöyle saymaya gerek yok, zaten saymadan başlamıştık. E, çok sayı gerektiren bir model de değil. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine, bakın burada yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerine batarak bir sıra ikili trabzan yapıyoruz. Evet elimden geldiğince gevşek örüyorum arkadaşlar. Evet güzel bir model olacak kat kat üst üste bu şekilde saçaklar yapacağız kürk görünümünde güzel bir model olacak dilediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum özellikle bana sorarsanız çanta yapımında kullanabilirsiniz güzel görünür bu böyle bir modeli bot yapımında hani ayakkabı gibi yapıyorlar ya arkadaşlar. Onların sadece üst kısmında kullanabilirsiniz. Başka ben bu modeli lif lif yapımında da gördüm. Şöyle parça parça, kare kare liflerin belli bir yerlerine yapılmıştı. O da hoşuma gitti. Güzel görünüyordu. Lif ile yapılmıştı. Başka bebek yeleklerinde şöyle ön taraflara yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka kısmını düz örersiniz. Ön kısmını bu şekilde püskül yapabilirsiniz. Evet benim e, görüşüm bu yönde. Buralarda kullanılabilir diye düşündüm ben. Evet şimdi bakın bu sıramızı da tamamladık. Şöyle göstereyim. Aslında lila ipim şu an kamerada çok belli değil. E, bayağı Baya güzel bir lila. Şu an sarıyla da çok yakıştığını söyleyebilirim. Hemen devam edelim. E, bu püsküllerimizi nasıl yapacağımızı da göstereyim. Bakın bir zincir çektim ve çevirdim yine arka tarafına şöyle hemen dibindekine batıyorum bakın buna batıyorum parmağımı koydum yine şöyle yapalım parmağımızı koyduk çıkarıyoruz ve sık iğnemizi yapıp parmağımızdan çıkardık tekrardan bir yanındakine battık parmağımızı arasına koyduk şöyle ipimizi alıyoruz. Tekrar edeceğim bu ip alma kısmını. Evet. Aldık ve sık iğnemizi yapıp parmağımızdan çıkardık. Bir tane daha göstermek istiyorum şöyle. Parmağımızdan çıkarıyoruz. Hemen dibindekine battım. Evet, çıkarıyorum. Parmağımdan çektim. Tekrarlıyorum. Evet. Şöyle göstereceğim tekrardan çevirip. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Püsküllerimizi. Şöyle arka arkaya peşi sıra bu şekilde gelecek püsküllerimiz. Evet böyle bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayacağım. Sonraki sıramda farklı bir renk kullanacağım. E 4 renk kullanacağım ben bu modelde. ya da 4'ten fazla bir renk de kullanabilirim bilmiyorum. Şu anda kamera arkasında üst üste yapayım arkadaşlar. Biraz daha uzun bir parçaya ulaşınca sizlere gösterip videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar bakın şöyle iki sıra daha yaptım ve böyle bir model oldu şöyle kenardan da göstereyim benim boyutları biraz şöyle eşit olmadı arkadaşlar biraz aceleyle yaptığım için çok böyle hemen hemen hepsi aynı boyda olmadı diyebilirim ama siz bunu kalem kullanarak yaparsanız daha iyi bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum arasına kalem koyarak da yapabilirsiniz Evet biraz da ip farkı bakın bu ipin biraz daha kalın bir ipti bunda daha düzgün oldu bu e, Pollyanna'nın bebeği yünü. Şu üç renk. E, bunlar daha ince olduğu için bunu da ayarlamak biraz daha zor oldu diyebilirim. Evet e, modelin anlatımını yapmış oldum arkadaşlar ben. Siz e, daha güzel bir şekilde yapacağınıza e, eminim. Evet e, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.